Şambali tatlısı nasıl yapılır? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Ege bölgesine özgü nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Şambali tatlısı. Bu tatlı özellikle İzmir'de çok sevilen ve sokaklarda bile satılan geleneksel bir lezzettir. Şambali tatlısı irmik ve şerbetin muhteşem uyumu ile damakları şenlendirir ve çayın yanına harika bir eşlikçidir. Bu videoda Şambali tatlısının nasıl yapıldığını tüm detayları ile anlatacağım. Hazırsanız hemen malzemelerle başlayalım. Şambayla tatlısı yapmak için gerekli malzemeler oldukça sade ve her evde bulunabilecek türden. İşte ihtiyacımız olan malzemeler. Tatlı hamuru için 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 çay bardağı un, 1 çay kaşığı tuz. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Üzeri için tuzsuz fıstık veya badem. Tatlımızı hazırlamaya başlamadan önce hamurumuzu hazırlayarak işe koyulalım. Şambayı tatlısının en önemli kısmı olan hamurun hazırlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Geniş bir karıştırma kabına irmiği, toz, şekeri ve yoğurdu ekleyin. Bu üç malzemeyi iyice karıştırın. Karışımın birbirine tamamen karıştığını emin olun. Ayrı bir küçük kasede karbonat ve limon suyunu karıştırın. Bu karışımı hamura ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karbonat ve limon suyu hamurun kabarmasını ve güzel bir doku kazanmasını sağlar. Ardından unu ve tuzu da ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Hamur çok sert olmamalı ancak çok cıvık da olmamalıdır. Orta kıvamda yapışkan bir hamur elde etmelisiniz. Hamurunuzu yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu dinlenme süresi irmiğin şişmesini ve hamurun kıvam almasını sağlayacaktır. Tatlımızın lezzetini tamamlayacak olan şerbeti hazırlamak için gerekli adımlara geçelim. Şerbetin kıvamı ve tadı şambayı tatlısının en önemli unsurlarından biridir. Bir tencereye toz şekeri ve suyu ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine bir dilim limon ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca başladığında ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Şambel tatlısı sıcak, şerbet ise soğuk olmalıdır. O nedenle şerbeti mutlaka soğumaya bırakın. Soğuk şerbet tatlının üzerine döküldüğünde tatlının içini çekmesini sağlayacaktır. Şimdi sıra tatlımızı şekillendirip fırına vermeye geldi. Dinlendirdiğiniz hamuru yağlanmış bir fırın tepsisine alın. Hamuru elinizle veya bir spatula yardımıyla tepsi eşit bir şekilde yayın. Hamurun kalınlığı yaklaşık 1,5-2 cm olmalıdır. Hamurun üzerine eşit aralıklarla fıstık veya badem yerleştirin. Bu tatlıya hem lezzet hem de görsellik katacaktır. Tatlının klasik görünümünü sağlamak için fıstıkları veya bademleri hafifçe bastırarak hamura yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tatlıyı altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişirme süresi fırınınızın performansına göre değişebilir. Bu nedenle tatlıyı kontrol etmeyi unutmayın. Tatlımız fırından çıktı ve şimdi en keyifli kısmına geldik. Şerbetin dökülmesi. Tatlıyı fırından çıkardıktan hemen sonra üzerine soğuk şerbeti yavaşça gezdirin. Şerbetin her yer eşit dağılması için dikkatli olun. Tatlının şerbeti iyice çekmesi için yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Şambali tatlısı yanına dondurma veya kaymak ile servis edildiğinde lezzeti katlanır. Ayrıca üzerine biraz Hindistan cevizi serpiştirerek farklı bir tat katabilirsiniz. Ve işte bu kadar. Şambali tatlısının yapımını adım adım tamamladık ve ortaya nefis bir tatlı çıktı. Umarım bu tarif sizler için faydalı olmuştur ve sofralarınıza tat katmıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve katıl butonu aracılığı ile kanalıma üye olmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve daha fazla tarif ve içerik üretmemize katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve afiyetle kalın.